Ben kaçarak evlendim. Ondan dolayı kısmet olmadı diyelim. İki tarafta da benim ailem kaçtığım için izin vermedi. Giyiyorsan orada, giymiyorsan da kalsın dediler. Nikahım oldu. Nikah da çok istedim. O da maddi mi diyeyim artık, eşim mi şey yapmadı. Bir şeyler oldu, olmadı. Kısmet olmadı. Ben çok mutluyum. Hani bu duygu Allah'ın bütün gençlere versin. Kimseye de kaçmayı tavsiye etmem. Çok iyi bir şey değil yani. Hani tamam, sevdiğine kavuşuyorsun, anne oluyorsun, çocuk sahibi oluyorsun, bir yuvan oluyor ama her zaman gelinlikle evden çıkmalarını tavsiye ederim. Kızım çok istiyordu. Çevrede görüyordu damat veya gelin. Anne diyordu, sen neden giymedin, senin neden gelin yok, siz nasıl evlendiniz diye sürekli soruyordu. O benim içime batınca, ben de hani böyle bir şeyi ablalar gelince, hayaliniz nedir deyince, Kadın Kolları Başkanı Kızılay'dan. Ben de dedim ki, böyle bir hayalim var, olur mu acaba dedim. Onlar da olur dedi, neden olmaz, sen yeter ki istediler, öyle. Çok mutluyum, özellikle de kızım böyle, özellikle kızımın gözünde kalmadı. Ben kendimi geçiyorum. Kızım çünkü sürekli sorduğu için benim içime ukde kalmıştı. Hiçbir cevap veremiyordum. Duygusal olarak etkilenmez miyim? Hani şu an kendimi zor tutuyorum. Hani zor da konuşuyorum. Çok duygulandım tabii ki. Diyecek bir sözüm yok. Tutkunuyorum sadece. Ben artık umudumu kesmiştim. Evet, olmazdı böyle bir Kızılay ve Kadın Kolları Başkanımız karşıma çıkmamış olsaydı. Olmazdı yani. Artık bu böyle gidecekti. Bu proje çok güzel bir proje. Ben hani burada bazı kadınlarımız geri duruyor. Geri durmamaları için hani belki de ben bazı kadınlarımıza örnek oldum diyelim. Geri durmamak lazım. Kadınlarımız olarak güçlü olmamız lazım. Hayalimizde neyse yapmamız lazım, yapılması lazım diyorum. Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İşleri güçleri rast gelsin. Herkese umut kapısı oldu. Çok güzeldi annem. Çok güzel oldu. Hiç evlenmemiş işte. Öyle güzel çekilmelek. Çok güzel oldu yani annem. Dedim ki anne, herkes gelinlik giyiyor da sen niye giymiyorsun dedim. Annen ne dedi peki? Dedi ki o da benim için giydi. Saklayacağım ama hiç kimseye göstermeyeceğim. Ben bu fotoğrafları benim için saklayacağım. Annemi çok mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu proje fikri Türk Kızılay Kadın Şube'de toplantımızda bulunduğumuz ilde bir sürü kadının içinde uhde kalan hayalleri var. Biz bu hayalleri nasıl gerçekleştirebiliriz diye projeler üretirken bu fikir aklımıza geldi. Türk kadınlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye. Bu mahalleye geldik geçtiğimiz hafta. Kadınlarımızın hayallerini kağıtlara yazmalarını istedik. Pek çok kadınımızın çok güzel hayalleri vardı. Derya Hanım'ın da iki çocuklu ve hamile olarak içinde uhde kalan gelinlik giyme hayali vardı. Biz bundan çok etkilendik ve kadınımızı mutlu etmek istedik. Bir kadın mutlu olursa bütün dünya mutlu olur. Kadınlarımız gerçekten çok kutsal varlıklar. Bir kadının mutluluğu önce ailesini, daha sonra tüm dünyayı değiştirebilir. Kadınlarımızın yüzündeki mutluluğu görünce bizim tabii mutluluğumuz ne tarif edilebilir, ne paha biçilebilir. Projemizin de başarıya ulaştığına inanıyorum. Bizler Kızılay olarak kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kızılay'ın desteğiyle, biz gönüllülerin yardımıyla inşallah bütün kadınlarımız mutlu olacak. Projelerimiz kapsamında da daha birçok kadının yüreğine dokunmayı hedefliyoruz.